Sultanlığı ben değil. Sen hak ediyorsun biraderim. Can parçam. Biraderim, ağabeyim. Seni hep çok sevdim. Lakin devletimi her şeyden daha çok sevdim. Şimdi ıskalayan bu kurşun, bu vakitten sonra ihanet kokusunu alırsa bir daha ıskalamaz. Elini ver. Sen Osmanlı tahtının ve dahi Hicaz'ın, Balkan topraklarının, Irak'ın, Suriye'nin, Cebeli Lübnan'ın ve dahi tüm İslam aleminin halifesi ve sultanısın. Sultanıma biat ediyorum. Sen benim de sultanımsın. İşte şimdi sultan oldum. Sana her şeyi anlatacağım. Sabahattin'i yakaladılar ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Silahınızı indirin. Çaresizim. Yolu açın. Evladımı götürüyorlar. Affet beni evladım. Peşinden gidemedim. Affet beni. Sabahattin. Ula, bu Sabahattin şimdi benim ismimi vermesin. Dur bir hamle yapalım. Bu işi düze çıkaralım. Şimdi ne yapacağız? Söyle Sabahattin. Ne yapacağız? Şehzadem. Viyana'ya dönersem ömür boyu esir kalırım. Herkes Herzl'ın gittiğini sansın bakalım. Sultanım, beni kandırıp tahta çıkarma vaadinde bulundular. Lakin yemin ederim ki amcamız Abdülaziz'i öldüreceklerini bilmezdim. Tahta çıkmadan önce onlara bazı sözler verdim. Ne sözü? Devlet ile alakalı sözler. Ve sen bana yapmamam gerektiğini söyledikleri ne varsa hepsini sen yaptın. Saltanatının ilk senelerinde devleti hainlerden temizledin. Mektepler açtın, orduyu yeniledin, hilafetin gerçek sahibi oldun. Devleti dinin esaslarınca idare ettin. Bu onları huzursuz etti. Çünkü biliyorlardı ki seninle başa çıkamayacaklar. Biliyorlardı ki sende deden Fatih'in aklı, Yavuz Selim Han'ın cesareti ve Kanuni Sultan Süleyman'ın adaleti vardı. Ve sen en büyük hamleni yapana kadar beklediler. Neymiş onların sabrını tüketen? Demir yolu. Her şeye sen ölene kadar tahammül ederlerdi. Ama İslam coğrafyasını bir demir yolu ile birbirine bağlamana asla tahammül edemezlerdi. Çünkü demir yolu onların işgalini zorlaştıracaktı. Belki de imkansız kılacaktı. Sen yılan kuyusuna çomak soktun. Demir yolu hamlen savaşı başlattı. Üstüne hilafet kuvvetiyle İngilizlere Hindistan'da büyük darbe vurdun. Artık
Seni öldürmekten başka çareleri kalmamıştı. Başaramadılar. Başaramayınca da seni içten yıkmak istediler. Borsada hamle yaptılar. Beceremediler. Ardından Ermenileri kışkırttılar. Rezil oldular. Her şey ayaklarına dolandı. Onlara tek çare bıraktın. Artık yapacakları bir tek şey vardı. Onların içinde olduğum için biliyorum. Biraderim, Osmanlı'ya gerçek bir harp cephesi açacaklar. Savaş ilan edecekler. Erzıl, sen ne arıyorsun burada? Seni almaya geldim. Burada kalmalıyız. Abdülhamit var oldukça burada hava bile alamayız. O yüzden ben Viyana'ya gidiyorum. Bence sen de dönmelisin. Ben Abdülhamit'in esiri oldum. Payitahttan ayrılamıyorum sana. İyi ya işte. Kölesi de olmak istemiyorsan kaçmalısın hemen. Eğer kendi sırlarınla teslim olduysan hiçbir yere kaçamıyorsun. Aklını mı kaçırdın Herzl? Senin payitahta ne sırların olabilir ki? Babam. Abdülhamit'in elinde. Baban? Baban yaşıyor mu? Sultan kaçırmış. Kim bilir ne işkenceler etmişlerdir. Babamı almadan hiçbir yere gidemem Sara. Senin vazgeçemediğin sırların mı? Baban mı? Herkesin ayıpları, günahları, zavallılıkları vardır. Bunları saklayabilirsen büyük olursun. Ama saklayamazsan o zaman yok olursun. Anlaşılan senin sırların babanda, baban da Abdülhamit'in avucunda. Abdülhamit onun için çalışmamı istiyor. Ona evet demek zorunda kaldım. Ama hayatım boyunca ona kölelik yapacak değilim. Bence Viyana'ya dönmelisin. Onunla burada savaşamazsın. Yazık olur. Hayır. Parvus'un teklifini kabul ediyorum. Ona teslim oluyorum. Bana önerdiği parayı ve gücü kabul ediyorum. Tamam. Onun zırhının altında, onun kılıcıyla dikileceğim Abdülhamit'in karşısına. Bu teslimiyet umut verici fakat sözünün itimadı yok. Bugüne kadar yaptıkların ortada. Ben öyle bir ateşim ki karşıma çıkacak ordunun içinde babam dahi olsa yakıp geçeceğim Sara. Karşımda durma, yanımda ol. Yakalanmaktan korkmuyor musun? O beni Viyana'da sanıyor. O kim? İngilizler bize cephe açamaz. Neden? Çünkü bilirler ki karşımıza çıkarlarsa Hindistan'ı, Mısır'ı, Müslüman sömürgeleri ellerinde tutamazlar. Hilafetin tehlikeye girdiğini gören Müslümanlar ayaklanır. O halde maşa kullanacaklar. Biraderim. Ben savaşa giriyorum. Bana bir söz ver. Mağlup olursak, ölürsek, taht sana nasip olursa, bu devleti atan Osman Gazi gibi, Fatih gibi idare edeceksin. Adaletten, milletin menfaatinden, devletin bekasından şaşmayacaksın. Tahta hevesim yoktur. Lakin gün gelir de taht nasip olursa söz veriyorum. Senin yolundan şaşmayacağım. Eyvallah. Sen de bana söz ver. Ne için? Beni kaçırmaya çalışan kızım Hatice'ye yaptıkları için ceza verme.
O kendince doğru bildiğini yaptı. Eğer sen de aynı vaziyette olsaydın, senin kızların da aynısını yapardı. Müşteri olun, biraderim. Nereye? Birlik olmaya, güçlenmeye, bir olmaya, diri olmaya. Eğer düşman saldıracaksa, karşısında yıkılmaz bir kale bulacak. Başım dönüyor seni ya. Başım dönüyor, bayılacağım. Yardım et. Yardım et. Allah aşkına Mahmut, yine ne oluyor sana böyle? Ah, ah, bayılacağım. Vallahi billahi bayılacağım. Otur şöyle, otur. Ah. Yani koskoca adamsın, aynı zamanda bir de paşasın. Hiç yakışıyor mu sana böyle ayılıp bayılmalar, çıt kırıldın beyzadeler gibi? Seniha'm. Anlat, ne oldu? Mevzu bahis, ben olsam 1000 tane kılıç darbesi de yesem, kafama yağmur gibi mermiler de yağsa, teferruat der geçer giderim. Lakin mevzu bahis Sebahattin. Evladımızı, çocuğumuzu Sebahattin'e ele geçirdiler Seniha. Ne diyorsun sen Mahmut? Lafı eveleyip geveleme, direkt söyle ne söyleyeceksen. Ne oldu Sebahattin'e? Seniha, her şey birer tertipmiş. Abdülhamit bize tuzak kurmuş. Ne? Sebahattin'i ele geçirdiler. Bittik biz. Artık her şey bitti. Hepimiz bittik Seniha. Mahmut, nasıl alırlar? Ne yapacağız biz şimdi, söylesene. Tek çare, saraya gideceğiz. Gerekirse suçu ben üzerime alacağım. Diyeceğim ki Sebahattin'in bir suçu yok. Her şeye Sebahattin'i ben zorladım diyeceğim. O zalim ağabeyin, Abdülhamit'in karşısına çıkacağım. Diyeceğim ki ey zalim Abdülhamit, sen millete gün yüzü göstermedin. Millet hürriyet istedi. Lakin sen onları susturdun. Millet batılı, medeni bir hayat istedi. Lakin sen onların başına evlerini Moğollar gibi yıktın diyeceğim. Ey zalim Abdülhamit, işte ben karşına dikildim diyeceğim. Çırpındım, çabaladım. Yeri geldi yalvardım. Lakin yapamadım. Ey zalim hünkâr, şimdi al benim kellemi, ver oğlum Sebahattin'i diyeceğim. Yeter Mahmut, yeter. Kes bu yalanı dolanı artık, bıktım, yeter. Bu hürriyet zırbalarınla evladımın başını yedin, yetmedi mi? Yeter. Yalan. Hepsi yalan Seniha'm. Bu devlet ülküsü yalandı. Bu aile yalandı. Bu garp fikri. Bu aşk da yalandı Seniha'm. Arkanı dönüp ağabeyin Abdülhamit'e gidip hepsi büyük bir yalanmış diyebilirsin. Lakin kendini kurtaramazsın Seniha. Bu enkazın altında ben de kalırım, sen de kalırsın, evladımız Sebahattin de kalır. Bunu da bil. Şehzadem, vaziyeti anlatayım sana. Murat'layım. Babama Hatice Sultan'ın saraydan kaçtığını söyleyecekken sen beni vazgeçirdin Sebahattin. Ben Mehmet Paşa'ydım. Sonra ben işin peşini bırakmadım. Anladım ki bu tertibin arkasında babam var. Padişah dayım şehzadesini gönderdi ha. Hayır Sabahattin. Babam buraya bir bölük asker yolladı. Ne? Nereye götürecekler beni? Sen öldür beni. Hürriyet benim kalbimdir. Sürgün ve zindan onu çürütür kardeşim.
Öldür beni kardeşim. Öldür beni. Kes sesini Sabahat. Sakin ol. Sakin ol. Vazifeyi üstüme aldım. Arabacı şehzadesine sadıktır Sabahattin. Şehzadem. Kardeşim benim. Peki. Şimdi ne yapacağız? Saraya elim boş dönemem. Bir kurban vereceğiz. Seç kurbanını Sabahattin. Evet. Söylemeyecek misin? Parvus'la konuştum. Senin milletinin bütün insani ve medeni taleplerini karşılayacak. Para? Benim milletim paradır. Para. Para çoktan yola çıkmış. Birazdan kapıyı çalar. Lord Conrad, Londra'dan geldi. Şahsiyeti etkileyici, ilişkileri muazzam. Biraz titiz, biraz da cins. Lord Conrad, sizinle tanışmak ne büyük bir mutluluk. Ben Theodore Herzl. Tokalaşmak için acele etmeyelim. Birbirimize zaman verelim Bay Herzl. Dost mu olacağız, düşmanlık mı edeceğiz? Yoksa birbirimize kayıtsız mı kalacağız? Zamanla anlarız. Sizin payitahta gelmeniz bana büyük bir sevinç ve umut verdi Bay Conrad. Buyurun. Sara Hedeye. Siz hangi şehirde olursanız olun, o şehir medenileşir. Güzelleşir. Evet. Parvus Efendi istediğiniz paranın sizin adınıza aktarılması emrini vermiştir. Şimdi birlikte hareket edebilmemiz için planlarınızı söyler misiniz? Banka kuracağım. Yahudiler için. Parvus Efendi bu bankanın ortağı olmak isteyecek ve olacaktır. Pek güzel. Öncelikle bir fon kuracağım. Bu fon Filistin'de toprak satın almaya başlayacak. Bunu duyan her Yahudi bankama para yatırmak isteyecektir. Gayet makul. Filistin'den toprak alma fikri ilginç. Fakat nasıl olacak merak ettim. Anlatırım. Ama önce yeni ortağımıza bir şeyler ikram edelim. Hekimim dışarıda asla bir şey yiyip içme dedi. Öyle mi? Geçmiş olsun. Rahatsızlığınız nedir? Titizlik. Bay Herzl. Titizlik. Paşam! Paşam, paşam. Paşam, Tahsin Paşam. Tahsin Paşam. Tahsin Paşam. Şey nerede? Şey nedir? Hünkârımız. Neredeler? Nerede olduğunu bilmiyorum. Lakin geldiğiniz iyi oldu. Paşalar toplantıya çağrıldı. Siz de buradan ayrılmasanız iyi. Tahsin Paşam, Tahsin Paşam. Şu bizim Sabahattin. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bir bilginiz, malumatınız var mı? Sizin Sabahattin'i benden sual ediyorsunuz, anlamadım. Yok. Şu oruç beni sersemletiyor da o bakımdan. Manasızca konuşuyorum. Mühim bir şey değil, unutun, unutun. Mahmut Paşa'm, oruç tutanı ihya eder. Eğer sizi sersemletiyorsa oruçla aranızdaki münasebeti gözden geçirin rica ederim. Toprağın savaşla kazanılma devri kapanmıştır. Artık medeni dünyada savaşlar iktisadi. Eğer paranız varsa istediğiniz toprağa sahip olabilirsiniz. Filistin topraklarını para vererek mi alacaksınız? Hayır. Onlara daha iyi bir hayat vaat ederek.
payitahttan bir avuç toprak vereceğim ve karşılığında uçsuz bucaksız Filistin tarlalarını alacağım. Filistin'den toprak alsan ne olacak? Tamamına nasıl sahip olacaksın Herzl? Sadece bir mahallesine sahip olduğunuz koca bir şehrin bütün hayatıyla oynayabilirsiniz. Diyelim o şehir çok sessiz, sakin bir yer olsun. O zaman siz mahallenize eğlencenin en çılgınını, kadınların en güzelini koyun. Ve müziğin sesini sonuna kadar açın. O şehir, o mahalleye benzeyecek. Filistin'in ve Kudüs'ün mahallelerinde Yahudiler dolaşmaya başlayacak. Müziğin sesini sonra açacağız. Yahudi olmayanlar bile Siyonistleşecek. Sabahattin, ne güzel sürpriz. Seninle hususi konuşmalıyım. Rica ederim, hazırlan çıkalım. Sabahattin, ne bu hal? Sarayla hususi konuşmalıyım. Mühim mesele. Neymiş bu mesele? Melike. Samir'in kız kardeşi Melike. Çıkalım. Bu Melike, abisinin ölüm emrini senin verdiğini biliyor mu? Hayır, her şeyi Hiram'dan biliyor. Hürriyet aşığı Samir'i de boşu boşuna harcadınız ya. Neyse. Medeniyet savaşında kahramanlara olduğu kadar kurbanlara da ihtiyaç var Sabahattin. Biliyorum Sara. Biliyorum. Anlatsana Sabahattin. Gel Sara, gel. Anlatacağım. Gel. Ne oluyor Sabahattin? Gidiyoruz. Nereye? Şehzade Abdülkadir seni tutukladı. Neden yapıyorsun bunu Sabahattin? Bir kurban vermemiz lazımdı Sara. Ben de seni seçtim. Sen istikbal vaat eden biriydin. İşte onu kaybetmemek için seni kurban veriyorum. İstikbalini inşa eden bizdik Prens Sabahattin. Sen beni değil, istikbalini kurban veriyorsun. Yıldız'a çek. Hünkârım, defteri Hiram'ın elinde gördüm. Tam indireceğim sırada Söğütlü geldi ve mani oldu. Ben emrettim evladım. Hünkârım, Hiram'ı defalarca elimden kaçırdım. Hepsinde bizim merhametimizi kullandı. Lakin şimdi sizin emriniz üzere bıraktım. Mahcubum ve manalandıramıyorum hünkârım. Evladım, Hiram yorgun bir mermidir. O mermiyi sen yordun. Düşeceği yeri biz biliriz. O düştüğü vakit sen de orada olacaksın. Lakin defteri kaptırdık. Hiçbir şeyi kaptırmadık. Hiram, Vatikan'ın casusudur. Son şifreli konuşmalarında bizimle alakalı bir sırrı saklar. O sırrı öğrenebilmemiz için senin onu öldürmene mani olduk. Defter için geldiklerini bildiğinizden onlara sahte defter verdik. İngilizler defterde Hintli Müslümanların adları var sanarken kendileri için çalışan Hintlilerin isimlerini bulacaklar. Çıkabilirsiniz. Murad'ı kaçırmaya kim gelmiş paşa? Henüz bilmiyoruz hünkârım. Lakin şehzadeniz Abdülkadir Efendi haini yakalamak için kendisi gitmek istemiş. Ne dersin paşa? Şehzademiz Abdülkadir Efendi dedelerinin siyasetini anlamış mıdır?
hakiki bir şehzade olmak için azmeder mi? İnşallah Hünkar, inşallah. Onun adam olmasını çok istiyorum. Çok. Erkan'ı vesvese geliyor. Hayırlı akşamlar. Afiyet olsun bir daha kadın. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun, beraber olsun diyeceğim ama... siz şimdi kim bilir ne meselelerle meşgulsünüzdür. Ben değerli vaktinizi meşgul etmeyeyim. Teessüf ederim Bidar kadın efendi. Yani bu son sözünüze kırıldım vallahi. Biz devletimizin bekası dışında ne işle meşgul olacağız? Eminim öyledir Mahmut Paşa. Bidar kadın, nahoş bir durum yoktur inşallah sarayda. Ya da ne bileyim can sıkıcı bir mesele falan. Çok şükür yoktur. Ama siz niye böyle endişelisiniz? Hayırdır? Yok, yok canım. Ne endişesi? Seniham yersiz bir evham yaptı o kadar. Yoksa endişe falan yok. Hadi biz gidelim Seniham. Hayırlı akşamlar. Henüz Sabahattin'i saraya getirmemişler demek. Yoksa Bidar kadının laflarıyla bizi boğardı. Gene de vaziyetimiz vahim Seniham. Vah halimize. Sabahattin. Fecihat Seniham, fecihat. Bittik biz. Ne oldu? Ben son bir kez elini tutayım. Ne oluyor Mahmut? Bu kim? Ha, kurtulduk. Sabahattin. Zehir gibi. Bir tertipte bulunmuş. Bu arkadaki kadın Sara Hedeya. Onu yakalatmış. Gel. Mahmut Paşa'm. Mabeyne çağırıyorsunuz. Tahsin Paşa'm, sizin haberiniz var mıdır? Toplanmamıza sebep olan hadise nedir? Tahsin Paşa'nın haberi olmaz mı hiç? Tahsin Paşa gölge padişahımızdır. Aman paşam, duymamış olalım. Bizim ne öyle bir derdimiz ne de sevdamız vardır. Tahtın sahibi tektir. Gözünü dikenlerin gözünü çıkarmak da vazifemizdir. Latife canım, latife. Destur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri! El Muzaffer daima! Daima bismillah. Paşalar, demir yolu hamlemizi yeniden başlatıyoruz. Tahsin Paşa, demir yolu için yeterli miktar toplandı mı? Tamamlandı sayıdır hünkâr. Maşallah, maşallah. Vazgeçeceğimizi düşündüler. Lakin biz sabit bir yol üzere yürümeye vazifeliyiz. İmanla ve ısrarla, önümüze çıkan manilerle bismillah çekip mücadele etmeye azimliyiz. Hünkârım, bu demiryolu işini Almanlarla beraber mi yapacağız? Belki. Yarın hem İngiliz hem Alman şirketinin yetkililerini çağıracağız. Bir ihale tertip edeceğiz. Layıkıyla bu yolda kim bize ortak olursa yolumuza onunla devam edeceğiz. Hünkârım, daha önce İngilizlerle bir... Hatırlatmanıza lüzum yok, paşa. Mehmet Paşa, İngiliz şirketini bu sefer siz temsil edeceksiniz. Mahmut Paşa, siz de Alman şirketini, ilişkileri yürüteceksiniz. Tahsin Paşa, sözleşmeyle alakalı şirket yetkililerini davet ediniz. Emri ferman efendimizsindir. Sizler de şahit olunuz, paşalar. En ufak bir ihmalde affımız olmayacaktır. Ceza affedilir. Lakin suç affedilmez. Çıkabilirsiniz.
Kemalettin ve Tahsin Paşalar kalsınlar. Allah versin. Allah versin. O kadın mı geldi Murat Efendi'yi kurtarmaya? Abdülkadir, eğer üzerinde birazcık hakkın varsa bana doğruyu söyle. Sabahattin. Murat Efendi'yi kurtarmaya Sabahattin geldi. Neden? Neden o kadını getirdin öyleyse? Çünkü mesele Sabahattin meselesi değil validem. O sadece bir hürriyetperver. Ama Mahmut Paşa devlet yıkılsın istiyor. Zararın ta kendisi odur. Sabahattin'i seversin bilirim. Ama bu işe duyguların karışmasın Abdülkadir. Eğer bu işle bir alakası olmasaydı oraya gelmezdi. Validem. Bakın bildiğiniz gibi değil. Ne bildiğim gibi değil oğlum? Sen Sabahattin'i babasından farklı mı sanırsın? O vakit bana öyle bir sebep söyle ki bu meseleyi hünkârımız duymasın. Mahmut Paşa'nın ihanetini meydana çıkaracağım. Ama sizden ricam, bu meseleyle ilgili benim hamlemi bekleyin. Oynadığın oyun o kadar büyük bir oyun ki, eğer sen kaybedersen hep beraber kaybedeceğiz. Merak etmeyin. Bu sefer biz değil, onlar kaybedecek. Hünkârım, bağışlayın lakin... İngilizleri neden çağırdığımı merak edersin. İngilizler bize harp ilan edecek paşa. Harp sancağımızı açtık say. Lakin şimdilik kutunun içindedir. İngilizler bizzat mı cephe açacakmış? Bize cephe açamazlar. Hilafet gücümüzden korkarlar. Bu sebeple ya Rusları, ya Sırpları yahut Yunan üzerimize salacaklar. Biz de o vakte kadar harp hazırlıklarımızı yapıp, silah alıp, tabyalarımızı imar edip, ordumuzu denetlemek için zaman kazanacağız. İngilizleri bu sebeple çağırırım. Onları biraz oyalayacağız paşa. Dostunu yakın tut. Düşmanını daha da yakın. Kimin saldıracağını nasıl öğreneceğiz? Hiram'ın Vatikan'la şifreli mektuplaşmalarını çözdük. Anladığımız kadarıyla Hiram bize kimin saldıracağını biliyor. Hünkârım. Yakalayalım Hiram'ı, binelim tepesine konuşturalım. Konuşmaz. Tilkiyi ancak avının peşindeyken gafil avlayabilirsin. Onu ava davet edeceğiz. Av kim olacak? Bizzat ben, paşa. Vatikan'ın Hiram'a gönderdiği mektupta... bizim tekke ziyareti yapacağımız... ve tebdili kıyafet gideceğimiz yazıyor olacak. Ama bu suikast emri gibi olur hünkâr. Evladım. Hiram'ın Vatikan'a telgraf çektiği eve git. Bizim tertiplediğimiz hatta gir. O hattan bu şifreleri gönder. Hiram onları görecektir ve peşimize düşecektir. Hiram'ın önüne kendimiz atarak mı konuşturacağız? Bize kimin savaşı ilan edeceğini öğrenmemizin başka yolu yok paşa. Avcılar geveze olur. Şerif hayrola! Allah senin iyiliğini versin Mahmut. Dur artık daha fazla yeme, vallahi çatlayacaksın şimdi. Yahu sahur da bu kadar yenir mi? Bak böyle gidersen değil iftara, bayrama kadar zor boşalacak o miden, ben sana söyleyeyim.
Mahmut, ne diyorum ben sana? Of. Neyse, ezan vakti yaklaşıyor. Ben abdest almaya gideceğim. Size de afiyet olur inşallah. Sağ olun, Allah kabul etsin Maide. Sebahattin, yemin ederim, sana yemin ederim, yarın harbiden oruç tutacağım. Öğlene kadar tutarsınız pederim, öğlenden sonra bana satarsınız. Yok. Öyle olmaz. Bu sefer harbiden oruç tutmak zorundayım. En kötü ihtimal ikindiyi zorlarım. Neden dersen, çünkü işler çok ters gidiyor. Vallahi pederim, Mahmut Paşa'nın bekası için tutuyorsan, bence tutma gerçekten çok günah girersin. Çok günah. Sevzekliği bırak Sebahattin. Şurada benim sahurumu zehir, niyetimi de mundar etme. Vallahi ben de oruç tutacağım. Abdülkadir olmasaydı ben şu an ipteydim. Yalnız şu an itibariyle hiç kuşkum yok ki Abdülkadir Efendi hürriyet sevdalısı. Bu hürriyet fikrini bu Abdülkadir fitiliyle yutmuş. İçinde barut olmuş. Bu saatten sonra ne annesini dinler ne babasını dinler. Ne de olsa talebem sayılır. Elimde yetişti. Şehzadem benim. Lakin benim kafamı kurcalayan başka mesele var. Ne? Bu Sarahede'yi bizim sattığımızı Parvus Efendi işitirse işte o zaman işler yaş. Vallahi pederim, bir seçim yapmak zorundaydım. Kimse Sarahede'nin yerine ölmedim diye beni suçlayamaz herhalde. Ama vallahi bu Parvus yüzünden iştahım kaçtı. Oh. Pederim. Çok yerimde kalkamıyorum. Bir yardım et, yardım. Geldim pederim. Kalkamadım bir an. Allah. Buyurun. Ya, buyurun. Biraz uzanayım divana. Uzanın buyurun. Ne yediniz, ne yediniz? Yine karşılaştık. Sizle yaptığımız muhabbet hoşuma gitti. Devamını yapmak istedim. Maalesef Sara Hanım. Daha mühim işlerimiz var. Sohbet edemeyeceğiz. Murat Efendi'yi neden kaçırmak istediniz? Abdülhamit'ten çok sıkılmıştım. Ciddiyet hayat kurtarır. Sizi Murat Efendi'yi kaçırmaya iten sebepler neler? Neden Murat Efendi'yi kaçırdınız? Sizin yeni sultanınız yapacaktık. Kimlerle işbirliği yaptınız? Mahmut Paşa. Şehzade Abdülkadir. Kemalettin Paşa. Ve siz Tahsin Paşa. Benim işbirliği yaptıklarım buradan kurtulmanın teminatı olacak Tahsin Paşa. O yüzden susacağım. Pek tabii. Mahkemede konuşursunuz. Kemalettin Paşa. Sara Hanım mahkemeye çıkıncaya kadar tutukludur. Osmanlı Devleti'nde sultanı tahttan indirmeye çalışmak suçtur. Cezası da idamdır Sarahede'ye. Bunu bilin, mahkemede ona göre savunmanızı yaparsınız. Bay Kornat, buyurun. Sarahede'ye gördüğüm kadarıyla halen dönmemiş. İlginç. Merak etmeyin, dönecektir. Birlikte çıktığı genç Sebahattin, sıkı işbirlikçimizdir, ona güvenebiliriz.
Buyurun. Bu işbirlikçilerin doğasına ters. İtimat ederseniz onları bozarsınız. Çalışmalarımız ne alemde? Gayet iyi. Bir ilan üzerine çalışıyorum. İlan mı? Mahiyeti nedir? Vaat edilmiş topraklar. Malum, Filistin'den toprak alacağım. Filistin durduk yere Yahudilere neden toprak satsın? Orada zeytin ticareti yapmak için bir şirket kuracağız. Bu şirket Filistinlilerin değersiz arazilerine karşılık İstanbul Boğazı'nda onlara yalı arazileri teklif edecek. Kâr çok büyük, kimse hayır diyemez. Neyse. Bay Parvus'la toprak alım satım meselesini istişare ettik. Toprak alınacak fakat evvela ağırlık bu bölgelerde olacak. Evet, bu bölgeler de arz-ı mevudun içinde. Lakin neden burası? Abdülhamit, demir yolu hamlesini yeniden başlattı. Demir yolu ihalesi kendi tasarrufumuzda olmasa da demir yolu hattı üzerindeki bölgeler toprak alımlarıyla kontrol altında olmalı. İşte yol almak diye buna derim, güzel. Osmanlı'nın yaptığı tren yolu aslında Yahudi halkı için yapılmış olacak. Şimdi sırada payitahttaki yalı arazilerini almak var. Güzel. Hünkârım, size olan sadakatimi ispatlayabildim mi? İspatladınız. Herzl'la alakalı verdiğiniz istihbarat doğru çıktı. Öyleyse gidebilirim. Hayır. Bana silah lazım, Zarif Efendi. Ne tür silahlar hünkârım? Ağır, hafif? Harp silahı. Sizin Karadeniz'de bulunan geminizdeki silahlardan. Hünkârım, benim gemimdeki silahlar sizin işinize yaramaz. Onlar tabanca falan. Merak ettim, bir harp mi var? Hayret. Sizin gibi bir silah tüccarının bu kokuyu alamaması hayret. Hünkârım, bir harp çıkarsa sizinle çalışacağıma emin olabilirsiniz. Sadece sizinle. Elinizdeki silahların listesini yapın. Yeni silahlar varsa bize sunun. Parasını halledelim, siz de tedarik edin. Çıkabilirsiniz. En kısa zamanda hünkârım. En kısa zamanda. Kiminle savaşacağını öğrenmek istiyorsan silah tüccarlarını takip edeceksin. Karadeniz'deki gemiyi takibe aldırırım hünkârım. Kemalettin Paşa'm, hünkârımız telgraf şifresini çözdüyse direkt Vatikan'a mesaj yollasak da oradan beklesek ya cevabı. Olmaz. Diyelim ki biz şifreli mesajı gönderdik Hiram adına. Adamlar Hiram'ın kimin savaş açacağını bildiğini sanıyor. Ne soracağız? Osmanlı'yla kim savaşacak diye mi soracağız? Doğru. İnşallah Hiram alçağı bir an evvel gelir de alır şu telgrafı. Ne yazıyor ki gönderdiğimiz telgrafta? Osman Efendi, fazla merak hem yaşamak için hem ölmek için yeterli sebep. Değil mi? Hadi hadi. Ben saraya gidiyorum. Tahsin Paşa telgrafı çek gel dedi. Siz de Hiram'ı gözetleyin. Tamamdır paşa.
Seniham, hoş geldin. Hünkârımızın vakti hayır olsun. Zikri kabul olsun. Beni görmek istediğinizi söylemişsiniz. Gel. Seninle bir mesele konuşmak isterim. Hatice kızımız nasıllar? Bir sıkıntı yoktur inşallah. Yok. Hayırlı bir mesele. Hatice ve Fehime kızlarımız evlenmek muradıyla buraya geldiler. Doğrudur. Şimdilik tek arzuları bu. Ben derim ki evvela Hatice kızımızı evlendirelim. Hatice kızımızın gönlünde sizin bildiğiniz biri var mıdır? Siz bilmezsiniz lakin ben gönlünde kim olduğunu bilirim. Gidip Hatice kızımıza müjdeyi veriniz. Salona gelsinler. Emredersiniz hünkârım. Emredersiniz. Kızlarım. Size büyük bir müjdem var. Ne oldu halacığım? Anlatsana halacığım, ne müjdesi? Hünkârımız beni yanına çağırdı. Ne dedi? Sizi evlendirmek istiyor. Sahi mi halacığım? Öyle kızım. Hatice'm, sen niye sevinmedin bu habere? Bilmem ki hala, kim bilir kiminle evleneceğiz. Hünkârımız münasibini bulur bize. Hünkârımız, Hatice'min gönlünde biri var mı diye de sordu ama. Sen de bir şey diyemedin tabii. Ne diyeceksin ki? Diyemedim elbette. Lakin o söyledi. Ne dedin? Ne söyledin? Hatice'm, hünkârımız kemaletini işitmiş besbelli. Ben onun gönlündekini bilirim. Çağırın da muradına ersin dedi. Ne? Muradına ersin dedi. Öyle dedi. Allah'ım. Bırak be hemen bunları. En mahir terzileri çağırtalım. En güzel elbiseleri diksinler. Dur kızım, acele etme. Önce bir hünkârımızı gör. Seni salonda bekliyor. Ondan sonra hepsini hallederiz. Abin Samir için çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah razı olsun. Bu koca saray sen yokken zindan dumanı Ahsen. Nefesini kaybetmiş bir güvercin gibi. Yarı ölü bir şekilde yolunu gözledim. Geldim işte şehzadem. Şükür. Çok şükür. Artık seni kaybetmeyi göze alamam. Hep yanımda ol isterim. Ömer Efendi. Şehzadem. Terziye gidecekmişsiniz. Hünkârım beni sizi korumakla görevlendirdi. Hayatımı, kafamı, ruhumu değiştirirken hünkârımız kıyafetlerimizi de değiştirmemizi söyledi. Eşyalar maziyi hatırlatır. Gidelim. Gel Hiram, gel. Havadisleri dök de neşelenelim. Defteri Ruslara verdim. İngilizlerle masaya oturdular. Defteri verdiler, ajanlarını aldılar. Şimdi İngilizler defterdeki Hintli Müslümanları temizleyecek. Bu işte burada kapanacak. Fevkalade. Şimdi payitahtta Ramazan olmasa öyle bir sofra donatırdım ki Mahmut Paşa'yı
hepten dinden imandan ederdim. Paşam. Hiram. Bay Zaharov. Pek bir neşelisiniz. Abdülhamit bana silah siparişi verecek. Sunumu hazırlayacağım. Tabii ki keyifli olurum. Aa. Yahu siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Saklıyoruz tabii. Mahmut Paşa'm, yakında büyük bir savaş çıkacak. Savaş mı? Ne savaşı? Nereden çıktı bu savaş? Benim niye haberim yok? Kim kiminle savaşacak? Hristiyan alemi birlik olmuş durumda. Osmanlı'yı hesapta bir devletle savaşa çekecekler. Lakin tokadı hep birlikte sallayacaklar. Artık kim kimi devirir bilinmez. Fakat Abdülhamit yalnız. Abdülhamit sizden silah istediğine göre hangi devletle savaşacağını biliyor olmalı. Hünkâr, harbiden büyük oyuncu. Kiminle savaşacağını bilmiyor ama öğrenmek için tertip üstüne tertip kuruyor. Ama sizin de Abdülhamit'e küçük bir oyununuz olacaktır elbette. Elbette. Hünkâr, savaş patlamadan savaşın patlayacağı cepheyi bulamayacak. Ama biz aynı cephedeniz yahu. Şu savaşın kimlerle çıkacağını bana da söylesiniz de ben de ona göre vaziyet alsam. Olmaz. Olmaz. İran, bu savaşın hangi ülkeyle çıkacağını sen de mi biliyorsun? Paşam, bir yerlerde birileri ölecekse benim de bir miktar malumatım olur elbette. Gel kızım. Artık evlilik için vakit gelmiştir. Siz nasıl münasip görürseniz hünkârım. Sizler benim de kızım sayılırsınız. Naime ile birlikte sizin de mürüvvetinizi görmek beni bahtiyar edecektir. Bu aynı zamanda benim vazifemdir. Müteşekkirim hünkârım. İkinizin de gönlündekini bilirim. Gel kızım. Münasip olduğunu düşünürüm. Fikrini bilmek isterim. Münasip midir? Münasiptir babacığım. Gel kızım. Senin de gönlündekini bilirim. Şurada oturan genç, Kamelya'da. İmanlı çocuktur, dürüsttür. Hem bana hem de biraderi Murat'a sadakatle hizmet etmiştir. Hem sen de ona gönlünü açmışsın. Siz bu hanedana yakışır bir damat olursunuz. Allah tamamını erdirsin, mutlu mesut etsin. Kızım, Kemalettin'le düğününü Hatice ile Vasfi'nin düğünüyle beraber yaparız. Bayram bir geçsin, tamamını erdiririz. Çıkabilirsiniz. İnşallah Hatice muradına kavuşur. İnşallah alacağım. Abla ne oldu Hatice? Aa, Hatice! Sen mahvettin her şeyi. Bırak kardeşini, ne yapıyorsun sen? Allah, senin yüzünden. Hatice! Hatice bir sakin ol. Ne oldu, anlat bakayım, sakinleş. Ne anlatayım?
Mahvettiniz beni. Hırsınıza kurban ettiniz benim sevdamı. Tamam Hatice'm, tamam. Söyle kızım ne oldu? Söyle de bulalım bir çaresini ha. Senin çare dediğin bana zevci oluyor. Sünefe Bası her şeyi anlatmış hünkâra. Tamam, tamam kızım. Tamam, bir sakin ol önce. Ben gidip Kemalettin'le konuşurum. Ne Kemalettin'i ala? O Naime ile evleniyor. Mahmut. Sultanım, İngiliz ve Alman demiryolu şirketi temsilcileri huzura kabulü bekler. Hünkârım, takdim edeyim. Lord Conrad. Ekselanslarını selamlarım. Hünkârım, Baron Adam Rudolf. Benim için sizin karşınızda olmak çok büyük bir heyecan ekselansları. Siz Şark'ın büyük hükümdarı Sultan Abdülhamit Han'ı hürmetle selamlıyorum. Buyurunuz. Kıymetli temsilciler, demiryolu hattımız budur. Herkes bu güzergah üzerinden tekliflerini getirecek. Bazı şartlarımız olacak. Demiryolu Hicaz'a ulaşana kadar Müslüman mühendisleri siz eğiteceksiniz. Hicaz bölgesini sadece Müslüman işçi ve mühendisler yapacaktır. Hünkârım, biz Türk mühendisleri yetiştirip işi öğretiriz lakin Hicaz'a kadar devam edip işi bitirmeyi isteriz. Maalesef Lord Conrad, Harem-i Şerif'e Müslümanların dışındakilerin girmesi yasaktır. Hassasiyetinizi anlıyorum. Tekliflerinizi getirmeden önce son bir şartımız daha olacak. Güzergahı sonradan açıklamak kaydıyla 150 kilometrelik bir hattı işe başlamadan yapmayı kabul edeceksiniz. Ama hattı bilmeden kabul etmemiz zor. Şartlarımız bu. Bay Conrad, kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Yok. Bu it gelmeyecek. Sen istersen git bul. Sonra kolundan tutup getir. Sana Vatikan'dan telgraf geldi. Sen hala ortada yoksun de. Geliyor. Güzel. Avcı avın kokusunu alacak. Av başlayacak. Saraydaki ajanımızdan haber geldi. Sultan akşam tebdili kıyafet tekkiye gidecek, öldür. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın Abdülhamit. Abdülhamit'in kafasında 150 kilometrelik bir yol var paşam. Sen biliyor musun bu yolu? Abdülhamit'in kafasında ne olduğunu Abdülhamit'in dili bile bilmiyor. Ben nereden bileyim? Zor bir iş, kabul ederim. Lakin bunu öğrenmeliyiz. Çok mühim. Belli ki bizi tuzağa düşürecek bir hat. Öğren.
Bay Konrad. Ben Osmanlı Paşası'yım. Bir yolunu bulurum. Şehzade Abdülkadir Efendi ne diyordu? Yüreğini açıyordu. Kalbini emanet ediyordu. Çiçekleri anlatıyordu. Çiçekleri batsın. Çiçeğe çiçek mi anlatılırmış? Efendim bir şey mi dedin? Yok bir şey. Şehzade Abdülkadir çok cesaretli birisi. Ne hissediyorsa söylemekten geri durmuyor. Öyle mi? Öyle tabii. Bugün bana aşkını ilan etti. İnsan seviyorsa cesaretli olmalı. Sevdasını aşikar etmeli. Korkaklar aşkı ziyan ederler. Geldik. Benim şu hayatta öğrendiğim bir şey varsa o da korkakların asla kazanamayacağıdır. Sen işini hallet. Ben burada bekliyorum. Lüzum yok. Sen gidebilirsin. Bir korkan beni korumasına ihtiyacım yok. Allah hünkârımızın emridir. Sen kovsan da illa burada bekleyeceğim. Dinin yar, devletin yar, milletin yar olacak. Başka sevda var olmayacak. Abdülhamit bu demir yolu hamlesini tekrardan başlatmaya karar vermiş. Vaziyet vahim. Neymiş vahim ona? Bu demir yolu projesinin 150 kilometrelik yolunu büyük bir sır gibi saklıyor. Yine kafası da neler döndürüyor anlayamıyorum ki. Bu da ne zor bu adam ya. Demir yolu yapıyor. Yine içinde gizli yolu var. Yalnız çok yakında kıyamet kopacak. Yer yerinden oynayacak. Tabii Abdülhamit bu badireyi de atlatırsa ondan sonra onu kimse yıkamaz. Ben o gizli yolu Abdülkadir'den öğrenirim. Ha. Ne de olsa artık tamamen bize teslim olmuş durumda. Çok haklısın. Madem ki Abdülkadir hürriyet davasına inanıyor, hürriyet sevdalısı elini taşın altına koysun. Abdülhamit gidince yaşam hakkı olsun istiyorsa bu kadarını da yapsın artık. Yapar yapar. Hünkârım. Buyur paşa. Hünkârım, limandan bir havadis. Bu ilanları Filistin'e gönderilmek üzere yola çıkarmışlar. Görmek isteyebilirsiniz diye düşündüm. Hünkârım, bir zeytin şirketi Filistin'de yatırım yapmak için toprak alacağı yazıyor. Karşılığında da payitahttan boğaza nazır arazi veriyorlar. Bir şirket zeytin üretmek için bunca zahmete girer mi? Ticari olarak lüzumsuz bir faaliyet. Bu Theodor Herzl'ın gazetesinin adı neydi? New Press. Gazeteye bir telgraf çekin. Payitahtın sahibi dostların senden bir şey rica ediyor. Bu zeytin şirketinin dolandırıcı olduğuna dair bir haber yapsın. Paşa, bunların Filistin'den istedikleri topraklar arz-ı mevuttur. Vaat edilmiş topraklar. Her ne kadar inkar etseler de hedefleri İslam topraklarını almaktır. Biz var olduğumuz sürece biz göçtükten sonra milletin buna mutlaka mani olacaktır. İşittin mi şehzadem? Demir yolu için tekrar çalışma başlatmış hünkârımız. Peder hazretleri bir meselenin peşine düştü mü bırakmaz, bilirsin. Bence bu demir yolu işine sen de dahil olmalısın şehzadem. Bugüne kadar hangi işe dahil olduğumu gördün ki Sabahattin bu işe dahil olacak. İşte yanlış yaptığımız yer kardeşim. Biz bu saate kadar Hürriyet Kayası'nı sırtlandık. Dağın tepesine kadar taşıdık. Tam zirveye çıkaracakken zorbanın biri geldi onu geri itti. Ama biz yılmadık. Tekrar tekrar denedik. Her seferinde aynı sonuçla karşılaştık. Hep zirveden düştük. Neden? Çünkü şehzadem, biz o Hürriyet Kayası'nı yalnız taşımaya çalıştık. Kendimize bir ortak aramadık. Ne yapalım Sabahattin?
Kim yardımcı olacak bize? Kardeşim, Avrupa'da binlerce hürriyetperver var. İşte senin bu demir yolu işine girmen bu dostlarımız için çok mühim. Demir yoluyla ne alakası var? İngilizler bizden bazı küçük bilgiler istiyorlar. Eğer sen bu işe dahil olursan bu meseleyi çok kolay hallederiz. Ne diyorsun Sabahattin? Muhbirlik mi yapacağım? Bak, bak kardeşim. Bak. Bu fikirler nasıl neşrediliyor biliyor musun? Ha? Sen sanıyorsun ki Avrupa'da Osmanlı'ya muhalefet para eden bir şey. Kardeşim, hünkârımız her işlerinin peşine düşüyor. Bu gazetelerin çıkması için İngilizler, Fransızlar hürriyet aşıklarına yardım ediyorlar. Bizden de bazı küçük hususlarda yardım istiyor İngiliz dostlarımız. Bu gazeteler yaşasın diye. Ha. Eğer yardım edemezsek... Bunları iyi oku kardeşim. Çünkü bunlar hürriyet fikrinin son mecmuaları. Sabahattin. Hürriyet için. Yapacağım. Ismarladığınız bir elbise var mıydı? Hayır, yok. Arzu ederseniz hazır birkaç elbisemiz var. Ya da beğendiğiniz kumaştan dilediğiniz gibi diktiririz. Hazırlara bakayım. Tabii. Ya da aslında epey vaktim var. Hem hazırlara bakayım hem de kumaşları göreyim. Nasıl arzu ederseniz. Buyurun, paketiniz hazır. Teşekkür ederim. Arabacım alır. Aslında sizin kadar zarif bir bayana hususi giydirmek isterdim. Bakın, bu mecmua Fransa'da neşrediliyor. Bütün Avrupa modayı bu mecmuadan takip ediyor. Alın sizde kalsın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ömer. Bitti mi işin? Bitti, bitti. Çok yoruldum. Paketimi alabilir misin? Tabii. Yorulursun tabii. Bunca vakit içeride ne yaptıysan. Bunca vakit durdun, bir tek bu paketi mi aldın? Evet. Bir elbise için bu kadar vakit harcanır mı ya? Hünkârım, şeker, karamela gibi satılan... ...dünya ordularının hayranlıkla envanterine katmak istediği mükemmel silahlar. Heh. Winchester'ı piyade orduları için tavsiye ederim. Daha evvel anlatmıştım. Bu nedir? Maxim. Makineli tüfek. Gaz basıncıyla çalışır. Sıkışma yapmaz. Dakikada 100 mermi yakar. Ölümü bile parçalar hünkârım. Zaruf efendi. Bu silahtan 1000 adet isterim. 10.000 adet de Winchester tüfeği isterim. Lakin gireceğimiz harp topçu harbi olacak. Kurup toplarından 3.000 adet isterim. Hünkârım, bu kadar silah çok büyük bir harbin habercisi olur. İngilizler, Fransızlar, Ruslar, hatta Almanlar dahi korkar.
mani olmaya çalışırlar. Mani olurlarsa karşılarında beni bulurlar. Siz dediğimi yapın. Emredersiniz hünkârım. Bu numuneler de hediyemizdir hünkârım. Zaharov'un gemisini takip ettiniz mi? Rus kıyılarına doğru gidiyorlar. Zannımca bizimle harp edecek olanlar Ruslardır. Tilkiyi takip edersen tuzağa düşersin. Akşam yetimhaneye gitmek için hazırlıklar yapıldı mı? Yapıldı hünkâr. Tebdili kıyafet gideceğiz. Emredersiniz. Bastırsın dedim. Kimin kanı? Kızıl Sultan'ın. Bizimkilerden haber geldi. Abdülhamit akşam korumasız tekkeye gidecekmiş. Çıkışta iftardan sonra basacağız mermiyi. Doğru bir malumat mı bu? Bugüne kadar Vatikan'dan yanlış istihbarat gelmedi. Sen... Yine de bence dikkatli ol. Ama bu istihbaratın doğruluğunu öğrenmenin kolay bir yolu var. Neymiş o? Sen önce benim gemimin peşinde olup olmadıklarını öğren. Sonra ben bu haberin doğru olup olmadığını nasıl öğreneceğini sana söylerim. Tamam. Zaten akşama kadar nasıl sabredeceğimi merak ediyordum. Hallederiz. Sizden bir ricam olacak valide. Bu demir yolu meselesine dahil olmak isterim. Babama münasip bir dille bildirin. Hayırdır evladım? Yani elbette ki çok güzel olur. Hünkârımız da bundan çok memnun kalır ama nereden icap etti şimdi bu? Sabahattin söyledi. Başta haberim dahi yoktu ama iyi bir fikir. Hem tecrübe kazanmış olurum. Ne diyorsun oğlum sen? Sabahattin gelip kendisi sana bunu söylediyse hepimizden çok ona hayrı dokunur. Ben de böyle düşünüyorum validem. Ben bu demir yolları işine girdiğim vakit mutlaka Sabahattin benden bir şey isteyecektir. Sen de dayanamayıp yapacaksındır. Validem, Mahmut Paşa'nın işini tam anlamıyla bitirmek istiyorsak önce itimatlarını kazanmamız lazım. Eğer zafer istiyorsak elbet bunun bir bedeli olacak. Nasıl bir bedelmiş bu Abdülkadir? Ben her şeyi tertip ettim. Onlara saklı tutulan hattı söyleyeceğim. Oğlum bu bir devlet sırrıdır. Bir paşanın ihanetinin meydana çıkması karşısında bu sır küçük kalır validem. Sırrın telafisi vardır lakin ihanetin yoktur. Ama dayının ikbali de ellerindedir. Dayımı da kurtaracağım. Nasıl? Bütün bu tertiplerin arkasında halam vardır. Sizden ricam onunla konuşmanız ve Sabahattin'i benim kurtardığımı söylemeniz. Ve karşılığında da mektubu isteyeceğim. Böylelikle dayım tam anlamıyla kurtulmuş olacak. Ben de Mahmut Paşa'nın itimadını kazanmış olacağım. Ve vakti geldiğinde de delillerle hainliğini ispatlayacağım. Güzel. Destur! Hünkârım. Ethem Paşa, Rıza Paşa, Fuat Paşa ne zaman bir araya gelsek hep harpten konuşuruz. Niçin paşa? Harpten başka hatıramız yoktu ondan.
Sizler çetin harplerin paşalarısınız. Lakin bu kez en kuvvetlisiyle karşı karşıyayız. İstikbalde harp mi var sultanım? Her vakit harbin içindeyiz. Siyasette ihanetlerle çarpışırız. Lakin bu seferki başka. İngilizler kendilerini gizleyerek bir devlete savaş ilan ettirecekler. Rus gavuruyla mı? Öyle sanmamızı isterler paşa. Lakin harp tedbirdir. Biz her cenahta sağlam duracağız. Doğu mevzilerimizle alakalı vaziyet nedir? Erzurum, Kars, Kafkas cephelerimiz her daim hazırdır. Hazırladığımız Hamidiye tabyaları da düşmana direnecek kuvvettedir. Âlâ. Serasker Rıza Paşa, Doğu ordularına tatbikat emri veririz. Araziye çıksınlar. Hareket kabiliyetimizi ölçelim. Kimi saldıracağını yakında öğreneceğiz. Lakin harp nizamımızı şu düsturlar üzerine kuracağız. Bir, denizi geçmek için göğü aldat. Açıktan hareket edeceğiz. Ordularımızın yerini, siperlerimizin mevkini bilecekler. Normal faaliyetlerimizi yürütüyor gibi görüneceğiz. Niyetimizi gizleyeceğiz. Hedefi gizleyip rotayı şaşırtacağız. Yani mevzilerimize sapma olmayacak. Düşman istihbaratına açık olacak. İki, düşmanı beklerken rahat ol. Biz hazırlıklarımızı tamamlarken onların saldırmalarını bekleyeceğiz. Biz gücümüzü ölçerken onları yoracağız. Birliklerimize merkezden emir gelene kadar saldırmama talimatı vereceğiz. Üç, Ağustos böceğinin kabuğunu çıkart. Sahte hücum birlikleri kuracağız. Aynı sahte hücumu iki kez yapacağız. İlk ikisine düşman tepki gösterecektir. Lakin üçüncüsünde tereddüt edecektir. İşte o zaman mağlup olacaktır. Paşalarım, İngilizlerin üzerimize kimin salacağını yakında öğreneceğiz. Lakin biz Ruslar saldıracakmış gibi tedbirimizi alıp Batı cephesini imar edeceğiz. Harbi bizzat ben idare edeceğim. Erkan-ı harp Yıldız Sarayı'na kurulacak. Emredersiniz. Tam tahmin ettiğiniz gibi Abdülhamit geminizi takip ettiriyor. Harikulade. Cihan hünkârını takmışım peşime. Götürüyorum onu yanlış bir cepheye. İrem bana bak. O Mahmut Paşa kaypağına sakın ağzından bir şey kaçırma, satar bizi. Osmanlı savaşın açılacağı cepheyi son ana kadar öğrenmemeli. Belki savaşa bile lüzum kalmayacak. Abdülhamit'i öldüreceğiz, savaş da bitecek. Ya. Savaş olursa biz para kazanırız. Abdülhamit'le ilgili malumatı nasıl kesinleştireceğimizi söylemediniz. Osmanlı Sultanı bir yere iftara gidecekse gitmeden önce saraydan oraya erzak gönderilir. Bereket olsun diye. Yani bu erzağı takip edersek Abdülhamit'in nereye gideceğini de kesinleştirmiş olacağız. Evet. Aynen öyle. İşte bu sağlam bir malumat. Söz veriyorum, Abdülhamit'i öldürdükten sonra savaş çıkmayacaksa bile sizin için bizzat çıkaracağım. Nereye? Saraydan çıkan erzakları takip etmeye. Bakalım Abdülhamit tekkeye mi gidiyor, başka yere mi? Gel. Hünkârım. Sultanım. Buyurun. Size söylemek istediğim bir mesele var. Buyurun, dinliyorum. Abdülkadir. Hı. Demiryolu meselesine dahil olmak ister. Siz de uygun görürseniz ben hem
demiryolu meselesine hem de kendisine çok faydalı olacağını düşünürüm. Fevkalade. Münasiptir. Aynaları sever misiniz Sultan? Bilirim, seversiniz. Bir dostu Hazreti Yusuf peygamberimizi ziyarete gider. Ziyaretin sonunda mahcup bir şekilde der ki, size hediye vermek için her neye baktıysam, gönlümü, canımı hediye olarak getirsem, Hindistan'da bahara satmaya götürmüş gibi olurum. Sizin güzelliğinize layık bir hediye bulmak çok zor oldu der. Bu sebeple ben de sana bir ayna getirdim der. Ona baktıkça güneş gibi parlayan güzelliğinizi görüp mutlu olup beni hatırlarsınız. Size güzelliğinizi hatırlatsın sultanım. Bir güzele verilecek bundan âlâ hediye bilmem. Veren elin güzelliği muhatabına da geçermiş hünkârım. Zeynep. Hayırdır? Neden ağlıyorsun? Hiç. Yok bir şey öylesine. Bak, eğer bir derdin sıkıntın varsa söyle. Bir hal çaresine bakarız. Yok, bak geçti gitti. Ömer. Asiye teyzeme ağlıyorum. Hayattayken istediği hiçbir şey olmadı. Hep senin mürüvvetini görmek isterdi. Ama nasip olmadı. Bu onun vasiyeti sayılır. Doğru dersin Zeynep. Ben de evlenmek isterim. Gerçekten mi? Tabii. Bir ömür böyle geçmez ya. Elbet evleneceğim ben de. Geçmez tabii Ömer. Münasip bir vakitte az seninle konuşacağım. İzdivacına talip olacağım. Ne diyorsun sen Ömer? Ne az seni? Ben yıllarca seni bekledim. Asiye teyze beni her gün gelinim diye sevdi. Seni Ömer'ime almak isterim dedi. Ben o gün gelsin diye her gün dua ettim. Şimdi sen bir başkasıyla evleneceğini mi söylüyorsun? Zeynep. Ne Ömer? Ne? Zeynep abla. Üzülme. Ben biraz daha büyüyeyim evlenirim seninle. Ağlama benim güzel ablam. Ağlama. Buyur Bihter kadın. Sizdeki mektubu almaya geldim Seniha Sultan. Ne mektubu? Hangi mektup? Bende size ait olan bir mektup yok ki. Var. Var Seniha Sultan. Hatta o mektubu siz bile yazdırmış olabilirsiniz. Aa, ne münasebet canım. Yani siz de rüzgar ocağınızı söndürse benden bileceksiniz. Öyleyse ben size meselenin aslını izah edeyim. Şehzadem Abdülkadir'i Sabahattin'i kurtarması için ben gönderdim. Ne?
Nasıl? Evlatlarımızın yaptığı yanlışlardan hünkârımızın incinmesini istemedim. Eğer Sabahattin'in yakalandığını hünkârımız işitseydi çok üzülecekti. Bu sebeple ben mani oldum. Şimdi Seniha Sultan, sizden kardeşimin üzerindeki iftiraları kaldıracak olan mektubu istiyorum. Rica ederim, veriniz. Ben bu işi halledeceğim. İyi. Yük nedir? Ferman Ferma Efendimizin hediyesidir. Ye. 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 Hayırdır valide? Abdülkadir evladım, Abdülkadir. Ne olmuş Abdülkadir'e? Gitmiş her şeyi Bidere anlatmış. Ne diyorsun valide? Duydun işte Sabahattin. Yalnızca Bidere anlatmış. Lakin sadece şimdilik. Şehzade efendi. Sen bizi nasıl satarsın Abdülkadir? Senin bu yaptığını göreceğime ölseydim kardeşim. Zindanlarda çürüseydim. Madem fikrimize ihanet edecektin ne diye kurtardın beni? Gel. Şehzade. Hünkârımız sizi bekler. Demir yoluyla alakalı toplantı başlamak üzere. Tamam Tahsin Paşa'm. Geliyorum. Ben ne sana, ne de hürriyete ihanet ettim Sabahattin. Senin gerçek bir kurtuluşa kavuşman için valideme söylemem şarttı. Şimdi gidip o toplantıdan istediğimiz bilgileri alacağım. Bekle. Havadis ne? Yüzünüz değişti. Abdülhamit toprak alacağımız şirketin bir dolandırıcılık şebekesi olduğunun haberini yapmamızı istiyor. Bu ne saçmalık? Elbette yapmayacaksınız. Yapmak zorundayım. Çıldırdınız mı? Kendi gazetenizde, kendi elinizde dolandırıcı olduğunuzun haberini mi yapacaksınız? Bu haberi yapmak zorundayım. Fakat bu haberi okurlarsa kurduğunuz şirketin itibarı yerle bir olur. Tertibimiz boşa çıkar. Haberi yapsınlar. Ama hiç kimse okumadan bütün gazeteler toplatılacak, anladın mı? Hiç merak etmeyin. Abdülhamit'in tertibi boşa çıkacak. Bu meselelerle alakadar olman beni pek memnun etti. Pek bahtiyar etti evladım. Bu meselenin sizin rüyanız olduğunu bilirim hünkârım. Ben de çalışmak, gayret göstermek isterim. O halde meselenin ehemmiyetini size anlatayım. Türk devletleri Anadolu'nun her yerinde kervansaraylar kurdular. Bu kervansarayları atların yorulup çatlamadan ulaşabilecekleri mesafelere göre ayarladılar. Atların yoruldukları yere bu kervansarayları diktiler. Bu sebeple
kadim İpek yolu canlılığını korudu. Son iki asırdır bu yol işlemiyor. Portekizliler Ümit Burnu'nu bulmuşlardı. Buna rağmen İslam topraklarını kullanmaya devam ettiler. Ta ki İngilizler Süveyş kanalını açana kadar. Bu kanala sahip olan bütün dünya ticaretine sahip oldu. İşte bizim siyasetimizin sırrı bu. Bu vakte kadar muhataplarımızdan bunu gizledik. Mağan'dan geçen tren hattı Akabe'ye kadar ulaşırsa ne olur? Süveyş kanalının kontrolünü ele geçiririz. İstediğimiz vakitte de askeri sevkiyat yaparız. Âlâ. Tıpkı dedem Fatih Hazretleri'nin Rumeli Hisarı'nı yaptırması gibi. Bu Akabe hattı bizim için çok mühim. Hünkâr. Buyur paşa. Hünkâr, Filistin'deki toprak meselesiyle alakalı. Çıkabilirsiniz. Hünkâr, arz-ı mev'ud'dan toprak alımlarının ilk hedefi demiryolu güzergahımızın üzeri. Hem vaat edilmiş topraklarına kavuşacaklar, hem bizim tren yolumuza sahip çıkacaklar. Gel paşa, otur. Tahsin Paşa. Belki biz siz varsınız bir de ben. Çevremiz hain dolu. Kelle almak kolay olsa da haini bilip yakınında tutmak, bilmediğin hainin çevrende olmasından evladır. Bizim siyasetimiz budur. Lakin sabrımızın da bir sınırı vardır. Bir harita çizdiriyoruz. Akabinde bir şirket gidip güzergah üzerindeki bütün toprakları almaya kalkıyor. Küffar boş durmaz. Fıtrat boşluk kaldırmaz. Sendelediğin an tepene çökerler. Ne yapacağız hünkâr? Sendelemeyeceksin paşa. Sendelemeyeceksin. Mekke Allah'ın haremidir. Medine Resulullah'ın haremidir. Kudüs müminlerin haremidir. Allah ve Resulü haremine sahip çıkar, korur. Peki biz haremimizi koruyabilecek miyiz? Kudüs'e sahip çıkabilecek miyiz? Biz var olduğumuz sürece Kudüs düşmeyecek. İnşallah. Hünkârım, bu toprak alımını nasıl durduracağız? İlanda yazılı olduğuna göre Payidat'taki bir yalı arazisi karşılığında Filistinliler topraklarını satarlar. Kanarlar buna. Paşa, yanına Kemalettin evladımızı al. Takas için önerilen yalı arazisinin sahibini bul. Ona güzelce anlat. Eğer laftan anlamazsa ona de ki, bizde bir hanedan var. O hanedanın başında bir halife var. Gayesi ilahi kelimetullah'tır. Kudüs ona emanettir. O emaneti korumak için can da verir, can da alır. Evet Ersin Sünkar. Şehzadem beni emretmişler. Otur Sabahattin. Ne öyle? Gözünü ayırmıyorsun. Demir yolları haritası. Vay şehzadem. Bu gidişle hünkârımız seni bu işin başına geçirir. Öyle bir niyetim yok Sabahattin. Ben de işimi hallettim sayılır. Nasıl? Hattın tüm güzergahını öğrendim. Ne? Nasıl şehzadem? Nereden geçiyor?
Hattın haritası. Senin bu yaptığının karşılığı yok kardeşim. Bu harita, bu harita hürriyetin kapı eşiği. Tarih seni yazacak. Tarih bu hürriyet perver şehzadeyi yazacak. Tarih bizi yazacak. Zeynep. Abi. Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Ömer. Ne oldu? Bir şey mi oldu Ömer'e? Ömer'e bir şey olmadı da benim yüreğimi ateşe verdi. Ha, ters bir şey mi söylesene? Ona mı canın sıkıldı? Ya Ömer sinirlenince yapar öyle şeyler. Sen niye kafana takıyorsun? Ben yıllardır Ömer'le evlenmeyi beklerim. Hep onun hayalini kurarım. Asiye teyzem hep ima ederdi. Seni gelinim olarak görmek isterim derdi. Ömer de bilirdi bunu. Ama şimdi saraydaki kızla evlenecekmiş. Ben neden bekledim o zaman bunca vakit? Gidelim abi buradan. Kalmayalım daha fazla. Şşş. Tamam kardeşim, tamam. Benim bacımın hisleriyle oynamak öyle kolay değil. Tamam. Sıkma canını. Sıkma canını. Yanlış yaptın kardeş. Yanlış yaptın. Bay Herzl yeni bir işe girdi. Bay Herzl. Evet. Bay Herzl gitmemiş miydi? Hayır. Nasıl bir işe girmiş? Emlak ve imar işi. Bir de zeytin ticareti. Zeytin ticareti mi? Evet. Zeytin. Evet. Bay Herzl. Son yediği darbeden sonra hedefini bayağı küçültmüş. Zeytin. Her yıl Filistin'den toprak alıyor Mahmut Paşa'm. Öyle mi? Hı-hı. Ah. Bay Konrad, bence siz bu Siyonist Herzl'a güvenmeyiniz. Çünkü bu Siyonist Herzl o arazilerin üstüne yatmaya çalışacaktır. Siz o arazileri benim üstüme yapınız. Ya da en azından benim işaret ettiğim birinin üstüne. Ha, Sebahattin de geldi. ...150 kilometrelik yol Akabe hattı olacak. Akabe mi? Hı hı. Akabe de nedir? Nereden çıktı bu Akabe? Bu Akabe'nin manası nedir? Ben anladım. Kızıl Sultan Akabe hattı üzerinden başımıza çorabı sessizce örmeye çalışıyor. O hat yapılırsa istediği zaman Süveyş kanalını İngilizlere kapatıp Hint coğrafyasıyla bağını kesecek. Bu Abdülhamit, bu bağlantıları nereden kuruyor? Ya Rabbi, biz nasıl baş edeceğiz bu adamla bilmiyorum ki. Genç adam, çok büyük bir hizmette bulundunuz. Bunu unutmayacağız. Paşam, ihaleden bu Akabe meselesini bahane edip hemen çekileceğiz. Almanların da çekilmesini sağlayacağız. Bay Konrad, Almanlar böyle büyük bir işten hatır gönül için çekilmezler. Bizimle sömürge anlaşmaları var. Çekilmek zorundalar. Akabe hattı İngiltere'ye kazılan bir mezardır. Bay Konrad, bence bu işi usulünce halletmeliyiz. Çünkü siz böyle ortalığı ayağa kaldırırsanız Abdülhamit bu bilgi nasıl sızdı diye işin peşine düşecektir. İşin peşine düşerse de Abdülkadir, ben ve pederim yakayı kurtaramayız. Abdülhamit benim boğazıma çökerse de ben Akabe makabe tanımam. Önüme geleni yakarım.
Fakat bu konuda sessiz kalmamız imkansız Mahmut Paşa. Akabe meselesini ifşa etmeliyiz. Edelim Bay Konrad, edelim. Lakin usulünce edelim. Hünkârım, Tahsin Paşa olmadığı için ben geldim. Bildirilmesi elzem bir havadis var. Nedir paşa? Hünkârım, Açede'deki Müslümanlardan bir mektup geldi. Açede'deki Müslümanların yükü omuzlarımdadır. Tarihte kaç kere Osmanlı toprağı olmak için başvurmuşlar lakin hilafet kabul etmemiş. Niçin kabul edilmemişler hünkârım? Osmanlı'nın okyanusun ortasında bir adayı koruması zor. Saldırı olduğu vakit müdafaa etmek vakit alır, İslam devletinin izzetine halel gelir diye. Hollandalılar sürekli saldırıp durur. Çok şükür oraya gönderdiğimiz askerler ve açı halkı teslim olmaz. Ne yazmışlar okuyunuz. Şevketli, kudretli İslam halifesi Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. Biz açı halkı Osmanlı'yı mazlumların sığınacağı son liman, Halife Abdülhamit Han'ı da bir baba olarak bildik. Şimdi memleketimizi işgal eden Hollandalı kafirin son yaptıkları artık dayanılmaz raddeye gelmiştir. Hollanda nam kafiri hacca gitmemize müsaade etmemektedir. Bu şikayetimizi önce Allah'ımıza, sonra halifemize bildirir, medet dileriz. Biz bu makama nasıl layık olacağız paşa? Siz zaten layıksınız hünkârım. Bir hadis. Sizi yüzünüze karşı övenlere toprak atın der. Biz bu makamın hakkını zerre miskal verebilmek için gece gündüz çalışırız da yine de hakkını veremeyiz. Açılı Müslümanlar bu haldeyken, dinimize böyle saldırılırken, keşke bir tepenin üstünde yanaydım da kül olaydım. Kül olaydım da rüzgar beni savuraydı. İşte hacca bu sebeple gidilir. Onlar da bilir ki hacda Müslümanlar bir araya gelir. Bağlarını kuvvetlendirirler. Birbirlerinden haberdar olurlar, birlik olurlar. İşte Hollandalılar bu sebeple Açillilerin hacca gitmesini istemezler. Mehmet Paşa. Hayırdır, ne yapıyorsunuz burada? Gördüğünüz gibi çalışıyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben de pek bir yorgunum. Yoruldum haliyle. Ama tabii devlet meselesi olunca değiyor. Kısa zamanda bu Almanlarla öyle bir dostluk kurdum ki pek bir samimiyiz. Dikkatli olun paşa. Küffar öyle sıkı fıkıya gelmez. Bir elense çeker ki feleğini şaşırırsın alimallah. Canım, ben de dostluk kurdum dediysem bana ne? Ben devletimin menfaatlerine bakarım. Mehmet Paşa'm, bu Almanların sırtına fazladan bir 150 kilometrelik demir yolu yıktım ki sormayın gitsin. İhale dışı 150 kilometreyi kabul mü etti Almanlar? Elbette. Ama Mehmet Paşa'm, ben öyle yaptığım işlerde sırlarımı açık eden biri değilim. Siz yabancım değilsiniz diye söyledim. 150 kilometre. Fazla da. Söyle. Demek ki tekkeye gitmiyorlar.
kütüphaneymiş. Vatikan az kalsın yakıyordu bizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Evet. Nasıl gidiyor? Her şey tamam. Sizin teklifleriniz, çizilen hat, her şey tamam. Lakin siz bu işi almak istiyor musunuz? Tabii istiyoruz. Yıllardır bu işin peşindeki bir şirketi temsil ediyorum ben. O halde dinleyin. Almanlar ihale dışı 150 kilometrelik hattı kabul etmişler. Bu durumda hiçbir şansımız yok. Yani işi kaybettik. Lütfen. Hemen pes etmeyin. Ben bu ihaleyi kaybedersem Mahmut Paşa'ya karşı kaybetmiş olacağım. Siz de Almanlara. Evet. Pekala. Neler yapabileceğimize bir bakalım. Bakın. Bu hattı ancak bir şekilde kabul edebiliriz. Düz bir arazi olması lazım. Ayrıca köprü ve tünel için masraf olmamalı. Mesela şu mıntıka. Akabe. Evet. Hem düz bir arazi hem de Osmanlı'nın işine yarayacak bir bölge. Bunu kabul edebiliriz. Tamamdır bu iş. Siz teklifimizi hünkârımıza takdim edersiniz. Tabii. Müsaadenizle ben de hünkârımıza sizi ikna ettiğimi bildireyim. Dostumuz olan bir paşanın sultanın gözünde itibar kazanmasını isteriz tabii. Hünkârım, İngilizlerin demir yolu hattını yapacağı para miktarı burada yazılıdır. Almanlar tekliflerini sunsun, ona göre karar vereceğiz. Hünkârım, bir de Bağdat'a kadar uzanacak olan hattın belirli mevkilerine İngilizler bazı oteller yapmak isterler. Bunların işletmesi kendilerinde olursa tüccarların uzun yolculuklardan sonra konaklaması için iyi olur kanısındayız. Âlâ. Âlâ. Son olarak hünkârım müsaadenizle Lord Conrad'ı huzurunuzda kabul ettirelim, her şey bitsin. Lord Conrad, ihalemiz haricinde bir de Mağan'dan Akabe'ye bir hat yapalım diyoruz. Bu hattın yapımını sizler üstlenecek ve devletimize teslim edeceksiniz. Hünkârım affınıza sığınıyorum. Ama İngiltere devletinin siyasi bir oyuna çekilmek istenildiğini görüyorum. Eğer Süveyş kanalının kontrolünü kaybedeceğimiz böyle bir hattan haberdar olsaydık ne buraya gelirdik ne de Almanların gelmesine müsaade ederdik. İzninizle majesteleri. Bu hattı Londra'ya bildirmem gerekir. İzninizle. İngilizlerin kalbine saplayacağımız bu hançeri nasıl ifşa edersin? Akabe hattını nasıl ifşa edersin? Bu vakitten itibaren tüm rütbelerin alınmıştır. Yıkıl karşımdan, yıkıl! Bay Zaharov, bir ara hatırlatın. Elinizi öpeceğim. Hayatımı kurtardınız. Vatikan'dan gelen malumat yanlışmış. Belki de sultan bize tuzak kuracaktı. Sayenizde Abdülhamit'in gideceği doğru yeri öğrendik. Tekkeye gitmiyormuş. Yetimhaneye gidecekmiş. Ne bu? Yetimhanenin krokisi. Tek girişi var. Ön kapı. Bir de aşağıda mahzen. Abdülhamit, tebliğli kıyafet de olsa
Bir iki koruma olur kapıda. Güzel olan da bu işte. Korumalar kapıda olacak. Abdülhamit ise içeride yalnız. Bizim çocuklar kapıdaki korumalara ateş edecek. Abdülhamit de mahzene inecek. Evet. Ve mahzende katiliyle karşılaşacak. Bah! Hiram. Hiram Abdülhamit'i çok sevecek. Çünkü Hiram sadece ölü padişahları sever. Hünkârım. Hünkârım. Arazi sahibi adamla konuştum. İlkin satacağını söyledi. Lakin artık satmayacaktır. Âlâ. Hünkâr, kalbinizi sıkan nedir? Hollandalılar Açili Müslümanların hacca gitmelerine mani olurlarmış. Bir de bu Mehmet Paşa. Lord Conrad'a Akabe hattını ifşa etti. Ama nasıl olur hünkâr? Nezarete haber edin. Rütbeleri söküldü. Maaşı kesilsin. Hünkârım, Mahmut Paşa geldiler. Gelsin. Felaket üstüne felaket hünkârım. Felaket üstüne felaket, felaket üstüne... Paşa! Felaket deyip deyip bir felakete sebep olma. Nedir anlat? Hünkârım, Almanlar bu demir yolu işinden çekildiklerini belirtmişler. İngilizleri anlayadık da Almanlara ne oluyor? Yani? İngilizler, Fransızlar, Ruslar, Almanlar... dünyayı sömürge nizamıyla paylaşırken bir centilmenlik anlaşması yaptılar. Sömürge nizamını bozacak, her şeyde ortak karar alacaklardı. İşte şimdi onu yapıyorlar. Yani tam da Almanları istediğimiz her şeyi yapmaya ikna etmişken... bu Mehmet Paşa'nın yaptığı da iş midir Allah sen? Aklım hafsalam almıyor, aklım almıyor yani. Desenize, bu demir yolu işi gene yarım kaldı. Paşa, bu Açem meselesiyle alakalı malumatları alınız. Emredersiniz hünkârım. Siz de meraklanmayın paşa. Yani işte. Bu meselenin bir hal çaresi bulunur. İnşallah. Allah ömürler versin, Allah ömürler versin, Allah ömürler versin. Mehmet. Ne oldu kardeşim? Neyin var? Sorma abla, sorma. Ne oldu kardeşim? Söylesene. İçim yanıyor. Dar geliyor bu cihan bana. Kardeşim söylesene, nedir seni bu hale düşüren? Hünkârımız beni vazifemden azletti. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Yapmamam gereken bir şey yaptım. Devlet sırrını ifşa ettim. Nasıl yaparsın sen böyle bir şey Mehmet? Neyi ifşa ettin? Akabe'ye yapılacak yeni bir hat vardı. Devlet sırrıymış abla. Sırmış. Hünkârım, Hollandalılar Açeli Müslümanların sadece hacca gitmesine engel olmuyorlarmış. Derlermiş ki bayrağınızdaki hilali de kaldırın. Osmanlı halifesi adına hutbe okunmasını da yasaklamışlar. Yine de Açeli Müslümanlar biz halifemize bağlılık yemini ettik. Hiçbir yasağı dinlemeyiz demişler. Koskoca okyanusun ortasında Allah'a ve peygambere iman etmiş,
Bize biat etmiş bir millet. Gücümüz yettiğince onların yanında olmalıyız. Lakin anlaşılan yetmiyor. Hünkâr, şimdilik en büyük meseleleri hacca gidememek. İşte mesele bu. Gidebilmek, vasıl olmak. Biz demir yolunu bu sebeple önemseriz paşa. İstanbul'dan Hicaz'a bir demir yolu. Oradan Bağdat'a, oradan Hindistan'a bağlanacak. Oradan da gemiyle Aceh Adası'na. Maalesef hünkâr, şimdi haç yoluna çıkan Aceh'liler konusunda elimiz kolumuz bağlı. İçim acıyor hünkârım, içim acıyor. Hem İngilizler ve Almanlar demir yolu işinden çekileceklerini söylemişler. Ne kadar çabalarsak çabalayalım, bir türlü olmuyor hünkârım. Paşa, paşa. Ümitsizliği kov, hayal et. Hayal ettiğin müddetçe varsın. Hayal et paşa. Aceli, Hintli, Afrikalı, Özbek, Kırgız, Boşnak, Arnavut, Türk, Kürt. Kabe'nin etrafında tavaf ederken birbirlerine şöyle fısıldıyorlar. Kardeşim, kardeşim bir olalım. Her türlü kavga, her türlü harp, her türlü kirli oyunla kendi özüne, kendi kalbine, kendi imanına dönmekten alıkonulan İslam'ın çocuklarıyız biz. Ne vakit birbirimizi tam manasıyla anlayıp, ne vakit birbirimize sarılıp düşmekte olan İslam sancağını kaldıracağız diyecekler. İnşallah hünkârım, inşallah. Lakin daha Aşeri kardeşlerimizi Mekke'ye getiremiyoruz. Getireceğiz paşa, getireceğiz. O nedir hünkârım? Avrupa hanedanlığını yıkacak belki. Paşa, İngiliz, Alman, Dan, İsveç, Hollanda, Rus, İspanyol yönetimleri ayrı olsa da hepsi aynı hanedanın üyesidir. Aynı aileden gelir. Demokrasi olduğu söylenen İngiltere'de bile seçilmiş lordların hepsi aynı soydandır. İsim değişir, soy değişmez. Tüm Avrupa kıtası böyle idare edilir. Paşa, Hollanda kraliyet ailesinin kayıp halkasının delili burada. Anlamadım hünkâr. Paşa, bir vakit Hollanda'yı Napolyon'un çocukları idare etti. Sonra 6. Willem namında biri ortaya çıkıp eski hanedanın torunu olarak kraliyetin başına geçti. Lakin 6. Willem yetimhaneden alınmış bir çocuktur. Bu da delil. Hünkârım, bu malumat Avrupa'daki bütün kraliyet ailelerini karıştırır. En çok da sömürge konusunda Hollandalılarla işbirliği yapan İngilizler. Bana Hollanda sefirini çağırır mısın? Emredersiniz hünkârım. Hünkârımız, dayını azletmiş. Neden? Ne olmuş? Dayın bir devlet sırrını ifşa etmiş. Siz ne diyorsunuz validem? Hangi sırrı ifşa etmiş? Akabe. Senin alıp Sabahattin'e götürdüğün sır. Ve bu sırrı benim saf kardeşim Mehmet'e söyletmişler. Bu oyun çok büyük Abdülkadir. Eğer o sırrı kendileri söyleselerdi, çıkardın hünkârın karşısına, kendileri söylediler derdin. Ama bak şimdi elimiz bomboş, hiçbir şey yok. Şimdilik susuyorum validem. Lakin Mahmut Paşa'nın işini bitirmek için çok büyük bir cephe açtık. Ben artık onların sığınacakları güvenli manıyım. Ummadıkları bir anda tufanlar olacağım. Tahsin Paşa'm, Tahsin Paşa'm. Sizin ne zaman görsem mütemadiyen bir koşturma içerisindesiniz. Yoksa siz de devlet aşkıyla yemeyen, içmeyen, uyumayanlardan mısınız? Hollanda seferi gelecek. Varsa mühim bir kelamınız, yoksa durmayacağım Mahmut Paşa. Hollanda seferi mi? Ah, niye? Demiryolu meselesindeki düğümü çözecek. Ah,
E bu Hollandalılar ihaleye bile dahil değiller. Bu Hollanda dediğiniz mantar bir devlet. Düğümü nasıl çözeceklermiş onu anlayamadım. Ne alaka? Hünkârımız o alakayı kurar. Siz merak etmeyin Mahmut Paşa. Sarayda herkes bir koşturmaca içinde. Ben ise böyle ayak altında dolaşan bebe gibi. Hiçbir şeyden haberim yok. Yaşlanıyor muyum nedir? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ömer. Baksana biraz. Hatırlar mısın? Seninle vakti zamanında Tandırcı Şevki'nin bostanına girmiştik hani. Orada karşımıza boy boy veletler çıkmıştı da içlerinden biri sana şöyle bir indirmişti. Başta tam çıkaramamıştım da şimdi tam hatırladım. Sen de bana yumruk atan yarmaya elinin tersiyle sağlam bir tokat indirmiştin. Zeynep'i yok yere ne diye bekletesin Ömer? Niye söz verirsin de sözünde durmasın ha? Ben kimseye söz vermedim Yusuf. Zeynep öyle demiyor ama. Hüngür hüngür ağlıyor. Belli ki yanlış anlamış Zeynep. Bir saray kızı uğruna bacımın umutlarını iç mi edeceksin ha? Bir saray kızı uğruna. Ömer Efendi. Kurşunun yorulup düşeceği yer belliymiş. Hadi gidiyoruz. Zeynep'i üzme sakın Ömer. Zeynep'i üzme. Laf uzar, lakin ömür uzamaz. Ama bu benim de bağlı olduğum Hollanda kraliyet ailesi yetim bir çocuğun soyu mu yani? Düşünün. Sizin bile telaşa kapılmanıza sebep olan bu vesika ne tesirler doğurur? Olacak şey değil. Olacak şey değil. Olmuş işte. Napolyon Hollanda'dan ayrılırken size sahte bir kraliyet ailesi hediye etmiş. Hünkârım. Şimdi sömürge işinde ortak hareket ettiğiniz İngilizlere baskı kuracaksınız. Bizim onlarla ufak bir anlaşmazlığımız var. Demiryolu meselesinde 150 kilometrelik bir hat için Osmanlı Devleti'ni üzmemeleri gerektiğini söyleyeceksiniz. Açeli Müslümanları hacca göndermezmişsiniz. Camiye sokmaz mısınız? Ben İslam halifesi Sultan Abdülmecit Han oğlu Sultan Abdülhamit Han. Benim hilafet makamım Müslümana hizmettir. Boynumun borcudur. Boynumu keserim, hizmetten geri durmam. Açede bir şirket kuracaksınız. Gemilerle çok cüzi bir fiyat karşılığında Açeli Müslümanları Mekke'ye taşıyacaksınız. Anlaşıldı mı? Her söylediğiniz kelime anlaşıldı hünkârım.
Elhamdülillah. Erzaklar yetimhaneye gönderildi mi? Gönderildi hünkârım. Tekke'de de Hiram için tedbirler alındı. Âlâ. Âlâ. Siz kapının önündeki askerlere hücum edeceksiniz. Sessizce yaklaşın. Silahları varsa basın kafalarına kurşunu. Ben silah sesini duyunca anlayacağım ki jurnal doğru. Direkt mahzene ineceğim. Abdülhamit ön kapıdan çıkmaz. Biraz korkaktır kendisi. Ama siz yine de tetikte olun. Tamam mı? Hadi bakalım. Hollanda'nın demir yolu ihalesiyle ne alakası var? Zihninizi zorlayın paşam. Zihnimi zirveye kadar da zorluyorum. Yerin dibine kadar da zorluyorum. Bir alaka kuramıyorum. Abdülhamit, Hollanda sefirini neden çağırdı saraya? Bunu öğrenmelisiniz mutlaka. Hiçbir şey öğrenmenize lüzum kalmadı. İngiltere demiryolu ihalesini Akabe hattı ile birlikte kabul etmemizi istiyor. İngiltere demiryolu ihalesini durdurma çabasından vazgeçtiyse Almanya da yeniden ihaleye ortak olacaktır. Evet. Almanya da sahada. Bu Abdülhamit ne yaptı şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Muhtemelen bir açıklarını yakaladı. Hollanda ve İngiltere'yi kafa kafaya vurdu. Oruç mu yersin? Bir eden siz. Haşa, vallahi kokusuna baktım. Gördük, gördük. Yedin. Kızancıklar, bu akşam mühim misafirimiz var. O yüzden kokusuna baktım. Kimmiş o? Babamız gelecek, babamız. Bizi mi satışırsın Bolulu? Vallahi babamız gelecek, hünkârımız gelecek. Sizlerle iftar edecek. Abdülhamit bir şekilde İngiltere'yi ikna etmiş işte. Maalesef ona bu demir yolunu yapacağız. Koca devletler bile Kızıl Sultan'ın karşısında madara oluyorsa ben ne yapabilirim? Sizin durumunuz koca devletlerden daha vahim. Abdülhamit emrediyor, siz de kendi şirketinizi kendi elinizde batırıyorsunuz. Ben onun önlemini almıştım. Abdülhamit sizin toplatılmasını emrettiğiniz gazeteleri Viyana sokaklarında bedavaya dağıttırıyor. Bir kısmını da Filistin'e göndermiş. Ne önleminden bahsediyorsunuz? İntikamım çok şiddetli olacak. Ayrıca son sürprizi, Filistin'de yabancılara toprak satışını yasaklamış. Ne? Bu adam kendini ne zannediyor? Osmanlı Sultanı. Silahları var. Jurnal doğru. Hadi. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ed'amenâ ve sakânâ ve cealenâ minel müslimîn. Nimet-i celilullah, bereket-i halilullah, şefaat-i ya Resulallah. Allahümme zid ve la tenkut bi hürmeti seyyidül mürselîn velhamdülillahi rabbil âlemîn. El-Fâtiha. Hünkârım, dışarıda asayiş bozuk. Aşağıda bir mahzen var. Bu sefer işim bitti Kızıl Sultan.
Buradayım Hiram.